Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor ile detay görünüşlerin çıkartılmasına bakacağız. Detay görünüş klasörü altındaki detay bir teknik resim dosyamı açıyorum. Burada iki adet görünüş önceden tanımlanmış durumda. Bu görünüşe yaklaşalım ve detay görünüş komutunu çalıştıralım. Detay görünüş komutumuz Place Views şerit menüsünün altındaki Create panelinde yer alır. Komutun çalıştırılması ile birlikte öncelikle bir görünüş seçmem istenir. Eğer bir görünüş seçildiyse otomatikman o görünüş alınır. Detail View diyalog kutusunda bu bölümde detay görünüşün etiket ismi ve ölçeği tanımlanır. Fence Shape, detay alanını göstereceğimiz bölümdeki geometriyi tanımlar. Dairesel ve dikdörtgen olarak iki seçeneğim vardır. Cutout Shape ise detay görünüşün sınırlarını belirten geometridir. Bu haliyle yaklaşık olarak merkezi bu olan ve büyüklüğü de böyle olan bir detay alanı tanımlayalım. Detay görünüşün yerini de bu şekilde gösterelim. Yeniden detay görünüş komutuna gireyim. Görünüşümü seçeyim. Bu sefer Smooth seçeneğini işaretleyelim. Display Full Detail Boundary ise tüm sınırın gösterilmesini sağlar. Display Connection Line ise detay alanı ile detay görünüş arasında bağlantı doğrusunun çizimini sağlar. Alanımı gösterdim ve daha sonra görünüşü çizime yerleştirdim. Dikkat ederseniz bağlantı doğrusu sınırın tam olarak çizilmesi biraz önce diyalog kutusuna girdiğim seçeneklerle sağlandı. Detay görünüşün alanını bulunduğu yeri değiştirirseniz detay görünüşte otomatik olarak güncellenecektir. Bir başka örnek dosya üzerinde detay görünüşün bir iki detay özelliğine daha bakalım. Bunun için detay 2 çizimimi açıyorum. Burada bu görünüşe yaklaşalım. Detay görünüş komutunu çalıştırdım. Görünüşümü işaretledim. Daha sonra Fence Shape altından Rectangular seçiyorum ve Smooth işaretliyorum. Şimdi detay alanını dikdörtgen bir geometriyle tanımlayabilirim. Burada gördüğünüz gibi. Yeniden detay görünüş komutuna gidiyorum ve bu sefer dairesel bir detay alanı olsun ve bu seçenekleri de işaretliyorum. Bu alanın detay görünüşünü çıkartıyorum. Bağlantı doğrusu oluştu. Eğer bağlantı doğrusuna yeni bir nokta eklemek istiyorsanız üzerindeyken sağ tuşa basıp Add Vertex demeniz ve sonra noktayı işaretlemeniz yeterlidir. Bu noktayı işaretlemekteki amacımız örneğin bu şekilde bağlantı doğrusunun değiştirilmesini sağlamak. Gördüğümüz gibi detay görünüş oluşturma komutu önce bir detay alanının tanımlanmasını gerektirir. Daha sonra detay görünüşün yerini çizim üzerine yerleştirirsiniz.